Nihayet gerçekleri haykıran bir gazeteci çıktı. Şimdiye kadar Halk TV ekranlarında, Tele1 ekranlarında neyi görüyoruz? İşte Kılıçdaroğlu Erdoğan'a 10 puan fark atarak seçimi kazanacak. Kılıçdaroğlu gümbür gümbür geliyor. Erdoğan'ın en az 10 puan önünde. Bu tarz saçma sapan iddiaları görüyoruz. 2000 kişiyle, 3000 kişiyle yapılan anketlerle Erdoğan'ı yenebileceklerini sanan bir muhalif kitle görüyoruz. Açıkçası Halk TV Tele1 ekranını açtığımız zaman başka bir paralel evrende yaşadıklarını görüyoruz. Neyse ki Halk TV ekranında İsmail Küçükkaya gerçekleri haykırdı. Ancak bu açıklamalar kendisinin Halk TV'de son açıklamaları olur mu olmaz mı bilmiyorum ama hem Meral Akşener'i hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nu uyardı. İsmail Küçükkaya şunları söyledi. Altılı masanın artık netleşmesi gerekiyor. Seçimi kazandık demek kolaycılık. Kendilerine bir gazeteci olarak bunları aktarmak isterim. Seçim henüz kazanılmış değil. Politikalarınızı netleştirin. Birbirinize mesajlar gönderip durmayın artık. Ocak'ta kampanyalar başlar, mayıs ortasında seçim var. Vatandaşa umut verin, heyecan verin. Biz bu işi yapabiliriz mesajını verin. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in birlikte miting düzenlemesi gerekiyor. Havanda su dövmeyin. Siz kendi politikalarınızı netleştirmezseniz kararsızlar başka tarafa gider. Bu seçimi kaybederlerse bunların hiçbiri olmaz. Ne Kemal Bey kalır ne Meral Hanım kalır. Bu iki isim bu seçimi kaybederse bir daha siyaset yapamazlar. Bunu 31 senelik Ankara gazetecisi olarak söylüyorum. Evet ben bunu 2 yıldır söylüyorum. İsmail Küçükkaya daha yeni söyledi. Ama yine de teşekkür ediyorum. Sesimiz en azından birileri duymuş. İki senedir tehditlere, hakaretlere, küfürlere rağmen muhalefeti uyarıyorum. Yanlış aday ısrarından vazgeçin, topluma umut verin. İktidar kaybetmeye tam yaklaşmışken 3 aydır oylarını artıran bir konuma geldi. İster artırmıyor deyin, isterse oyları azalıyor deyin. Tersi. Artık kazanabilecek noktadalar. Bugün seçime gitseler belki birinci turda olmasa bile ikinci turda kazanabilecek durumdalar. Çünkü muhalefete bakıyor ki AKP tabanından kopan tarafsız kitle bunlardan bir şey olmaz ya diyor. Bunlara biz yönetimi teslim edemeyiz diyor. Yaparsa yine Erdoğan yapar diyorlar Erdoğan.